Arkadaşlar merhaba. Bugün 4 Mart Cuma. Hepinize hayırlı cumalar. ABD Gulfstream Park Hipodromu'nda 9 koşuluk bir program var. Her zaman olduğu gibi ikinci altılı yan yana bakacağız. Yedili Plase'de 3. koşuyla 22.01'de start alıyor. Bir satış koşusu 4 yukarı İngilizlere mahsus. 1500 metre çim pistte bir koşu. Koşuya baktığımızda koşu 16-20 bin bandında bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 28 bin dolar olan. Burada 4 numaralı Stick and Cheese var. Michael Maker antrenörlüğündeki Jose Ortiz ile start alacak olan son startında 40 binlik bir şartlı koşuda 5.liği var. Ondan önce 40 binlik bir satış koşusunda start almış. Ondan da önce 25 binlik bir satış koşusunu yaklaşık 2 boy farkla favori olduğu bir koşu kazanmış. Dolayısıyla üst grup koşulardan bu koşuya geldiğini söyleyebiliriz. 4 numaralı Stick and Cheese'in Yedili Plase ilk ayağı için önereceğim tek isim. Geldik ikinci altılı ganyanın ilk ayağına. Bir maiden koşu. Üç yukarı İngilizlere mahsus. 1700 metre kum pistte. 22-31'de başlayacak ikinci altılı ganyan. Koşuda 6 isim start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 60 bin dolarlık orta grubun biraz üzerinde bir maiden koşu. Burada bir numaralı Red Jack hariç hepsini yazacağız arkadaşlar. Sıralamamız da şu şekilde. 5 numaralı Silver Spur'la başlayacağız. Safi Joseph Junior'ın antren ettiği bir isim. Jose Ortiz ile start alıyor. 1400 metre kompisteki son startında favori olduğu bir startı boyun farkıyla ikinciliği var. Aynı koşu daha sonra 3 numaralı Nepotizm Luis Saez ile şans verdiğim diğer bir isim. O da son 3 startında 80 bin ve 60 binlik maiden koşularda start almış. İkinciliği, üçüncülüğü ve dördüncülükleri var. 1400 metre kum, 1670 metre çim pistten kum alınan ve 1800 metre çim pistteki son 3 startında. Bunlardan ikisi bu seneki startları. 2 numaralı Mind for Passion Julian Leparux ile start alıyor. O da bugünkü koşuyla eşdeğer iki koşuda 1200 ve 1700 metre kum pistlerdeki son 2 startında ikincilikleri var. Son startı 27 Ocak'ta. 4 numaralı Chrome Republic Romero Marac'la start alacak olan diğer bir isim. O da son 2 startında son startı bugün koşuyla aynı. Bir önceki biraz daha düşük seviyede bir koşu. İkinciliği ve üçüncülüğü var. 1700 metre tapeta ve 1700 metre kum pistteki koşuları bunlar. 6 numaralı Rives'te Silver Spur'un ikinci olduğu koşuda üçüncülüğü olan bir isim. Kariyerin ilk startında 1400 metre kum pistte bugün Junior Alvarado ile start alacak olan 6 numaralı Rives, 6'lı ganyan, 2. 6'lı ganyan, ilk ayağındaki son isim önereceğim. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte ikinci ayak bir satış koşusu. Koşuda 9 isim start alıyor. Burada da koşu biraz karışık arkadaşlar. 25 bin 35 bin bandında bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 36 bin dolar olan bir koşu. 9 numarayla başlayacağız burada. Tackle, Tyler Gaffalone ile son 3 startında 1700 ve 1600 metre çim pistte iki tanesi bu sene. Üçünde de ikinci olmuş. Son 2 startı favori olduğu startları ve burun farkıyla her ikisinde de ikinci olmuş. Büyük bir ihtimal bugün koşuda favori çıkacaktır. 8 numaralı Laker Mamba Luis Saez de şans verdiğim diğer bir isim. 50 binlik şartlı satış koşusunda üçüncülüğü var son startında 1600 metre çim pistte. 7 numaralı Dreaming of Gary Jose Ortiz ile start alıyor. Tackle'ın ikinci olduğu koşuda Take a Chance'in üçüncü olduğu koşuda dördüncülüğü var. Jose Ortiz'den dolayı üçüncü sırada yer veriyorum. İkinci ayaktaki 7 numaralı Dreaming of Gary. Limes Map yavrusu Michael Maker'ın antrenör ettiği bir isim. 1 numaralı Take a Chance Junior Alvarado ile start alıyor. O da Tackle'ın ikinci olduğu koşuda üçüncü olan bir isim. 1,5 boy farkla 1600 metre çim pistteki son startında. 4 numaralı Ricochet Paco Lopez ile start alacak olan bir isim. 3 numaralı The Great Oz Chantal Sutherland ile şans verdiğim diğer bir isim. 1600 metre çim pistteki kariyerinin son startında ikinciliği var. 5 Şubat'ta bu hipodromda. Son olarak 6 numaralı Savoy Corey Lenari ile sürprize açık olarak şans verdiğim diğer bir isim. Geldik ikinci altılı ganyan üçüncü ayağına. Bugünkü koşularda teke indiremedim arkadaşlar. Üç koşuda iki isim önereceğim. Bunlardan bir tanesi bu koşu. 5 ve 6 numara She's a Woman ve 6 numaralı Sweet Pearl önereceğim isimler. Koşuya baktığımızda koşu 12.500'lük bir satış koşusu.
5 numaralı She's All Woman Tyler Gaffalone ile start alacak ve son startında 12.500'lük satış koşusunu yaklaşık 5 boy farkla kazanmış. 1400 metre kum pistte 1.23.14 derecesiyle. Hemen altında yer alan 6 numaralı Sweet Pearl'de Louis Saez ile rakip olarak kuponlarınıza bu ayakta eklemenizi önereceğim isim. Dördüncü ayak bir maiden koşu 1700 metre tapeta pistte 3 yaşlı İngilizlere mahsus 8 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 60 bin dolar. 8 numaralı My Romeo Lima ile başlayacağız burada. Louis Saez'le start alacak olan kariyerin ilk startında 1670 metre tapeta pistte bir üçüncülüğü var. Malibu Moon yavrusu Todd Pletcher'ın antrenör ettiği 8 numaralı My Romeo Lima. 610 bin dolara satın alınmış bir isim. 3 numaralı Tyson, Jose Ortiz'de kariyerin ilk startında Todd Pletcher'ın antren ettiği isim. Tapit yavrusu 250 bin dolara satın alınan bir isim. 4 numaralı Allegorical, Edwin Gonzalez'le start alıyor. İlk startında 40 binlik bir şartlı maiden satış koşusunda yarım boy farklı ikinciliği var. 1700 metre tapeta pistte. İki isim daha önereceğim burada. 6 numaralı Road Trip to Nowhere Paco Lopez'le son startında 60 binlik bir maiden koşuda ikinciliği var. 1700 metre çim pistte. Son olarak 2 numaralı Curbstone Tyler Gaffalone'ye şans verdiğim son isim Road Trip to Nowhere'in ikinci olduğu koşuda dördüncülüğü var. Favori olduğu bir koşu imiş o son startı. Geldik ikinci altın ganyanın beşinci ayağına. Dört yukarı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir opsiyonel satış koşusu. Burada 6 numaralı Quick Tempo ve 1 numaralı Fortin Hill önereceğim isimler. Koşuya baktığımızda koşu 62.500'lük bir şartlı satış koşusu. 6 numaralı Quick Tempo Louis Saez'le start alıyor. Bir önceki startı 90 bin dolarlık bir şartlı koşu. Yarım boy farkla üçüncülüğü var. 1100 metre çim pistte. Diğer 2021 yılındaki koşuları çoğu 3 grup koşular. Black Type, Grup 1, Black Type ve Grup 2 koşular. Son startında da 1000 metre çim pistten kuma alınan yarışta 62.500'lük şart satış koşusunda 5.liği var. Favori olduğu koşusu. 1 numaralı Fortin Hill, Jose Ortiz'le şans verdiğim diğer bir isim. Son startı bir Grup 1 koşu. Ondan önce 62.500'lük bir şart satış koşusunu yaklaşık 2 boy farkla Orat Ortiz Junior'la kazanmış bir isim. 1.20.44 derecesiyle 1400 metre kum pistte. 6 ve 1 bu ayak için yeterli gibi gözüküyor. İkinci altılı ganyanın son ayağı da 3 yaşlı İngilizlere mahsus. 1700 metre tapeta pistte bir opsiyonel satış koşusu. Koşta 8 isim start alacak. 5 numaralı Janitello ile başlayacağız. Koşuya baktığımızda koşu 16 bin dolarlık şartlı satış koşusu. 34 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 5 numaralı Canelito. Louis Saez'le start alıyor. Son startındaki favori olduğu maiden koşuyu 1700 metre tapeta pistte 1.45.13 derecesiyle 7 boy farkla aynı jockey'le kazanan bir isim. 16 binlik bir maiden satış koşusu. Diğer rakip olarak da 1 numaralı Kaşiyer Çeki önereceğim. Jose Ortiz'le start alacak olan son startında 1700 metre tapeta pistte burun farkıyla bir ikinciliği var. Ondan önce de favori olduğu bir koşuda şartlı satış koşusunda ikinciliği var. Bir boydan az bir farkla favori olduğu startı 1200 metre kum pistte. Bir önceki startı son startı da 1670 metre tapeta pistte bir numaralı Kaşiyer Çekin. Avustralya ve Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com sitesinden her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Şimdi bu sitenin kullanımına yönelik kısa bir tanıtım videosu var. Bilmeyenler için onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xbracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa
ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda bakın screening by 4 furlongu 1977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galopunu seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada. Yarış programında işte bazen 4. koşu ilk ayak oluyor, 5. koşu ikinci ayak oluyor gibi. Üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Opening up the margin now to 4 or 5 lengths from Magic Mule and geçmiş koşularına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park buna tıklamak suretiyle burada altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. Serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonuna tıklayarak kanala destek verirseniz sevinirim. İkinci altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızda mutlaka ekleyin. İlk ayak 1 numara hariç tamamını yazdık. 5 numaralı Silver Spur, 3 numaralı Nepotizm, 2 numaralı Mind for Passion, 4 numaralı Chrome Republic ve 6 numaralı Rives sıralaması. İkinci ayakta 9 numaralı Tackle, 8 numaralı Laker Mamba, 7 numaralı Dreaming of Gary, 1 numaralı Take a Chance, 4 numaralı Ricochet, 3 numaralı The Great Oz ve 6 numaralı Savoy. Üçüncü ayak 5 numaralı She's a Woman ve 6 numaralı Sweet Pearl yeterli gibi gözüküyor bu ayakta. Dördüncü ayakta 8 numaralı My Romeo Lima, 3 numaralı Tyson, 4 numaralı Allegorical, 6 numaralı Road Trip to Nowhere ve 2 numaralı Curbstone. 5. ayakta 6 numaralı Quick Tempo ve 1 numaralı 14 Hill önerdiğim isimler. Son ayakta da 5 numaralı Canetito ve 1 numaralı Cashier Check önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız, kanala abone olursanız sevinirim. Hepinize bol şanslar diliyorum. Yarınki Gulfstream Park yarışlarında görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.